Filistin halkı ambargolarla cezalandırılıyor. Okulu yok. Hastanesi yok. Evi yok. İşi yok. Aşı yok. Şimdi Filistin'de yaraları sarmanın ve ambargonun etkisini kırmanın tam zamanı. Şimdi Filistin'e yardım zamanı. Pakistan'da meydana gelen deprem sonrası vakfımız tarafından yapılan çalışmaları yakından görmek ve Türk halkıyla paylaşmak amacıyla başta İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım olmak üzere gazeteciler, yazarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşu yöneticileriyle birlikte bölgedeyiz. Pakistan programımızın birinci günü. Faysal Camii'nde kılınan cuma namazının ardından Hattiyan bölgesindeki Aşiyana'ya doğru yola çıkıyoruz. Açılışı 18 Kasım 2005'te Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Musharraf ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından yapılan Aşiyana, deprem mağduru dullar, yetimler ve kimsesiz kadınlar için özel olarak kurulmuş bir kompleks. Bu kompleksin idaresi, işleyişi ve finansmanı İHH İnsani Yardım Vakfı ve Hubeyb Vakfı'nın ortaklaşa yaptığı çalışmalarla yürütülüyor. Aşiyana'nın müdürlüğünü Aftab Ahmet Abbasi yapıyor. Bay Abbasi oldukça sıcak bir insan. Bizi son derece içten ve muhabbetle karşılıyor. Vakfımızın bölgedeki faaliyetlerini konu alan belgesel filmi seyrettikten sonra Müdür Bey'den Aşiyana'daki çalışmalar ve faaliyet alanları ile ilgili bilgiler alıyoruz. Bu kısa briefingin ardından Aşiyana'yı gezmeye koyuluyoruz. Okul, hastane, cami, çocuk oyun alanları, yurtlar, kadın eğitim merkezleri ve yemekhaneler. Eğitimden sağlığa, sosyal ihtiyaçlardan barınmaya kadar her şey düşünülmüş Aşiyana'da. Gördüklerimiz karşısında oldukça duygulanıyor ve Devlet Bakanı Doktor Şahsat Vasim'le olan randevumuza doğru yola çıkıyoruz. Geçtiğimiz aylarda vakfımızın misafiri olarak Türkiye'ye gelen İçişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Doktor Şahsat Vasim Bey'e iade-i ziyarete bulunuyoruz. Bakan Bey son derece misafirperver. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve beraberindeki heyet için bir akşam yemeği tertip ediyor. Yemekte Revalpindi Belediye Başkanı ile de tanışma fırsatı buluyoruz. Bakan Bey ve Belediye Başkanı ile deprem sonrası çalışmalar ve Pakistan'ın geleceği ile ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bizle göstermiş oldukları ilgiden ve Pakistan'a yapmış oldukları hizmetten dolayı kendisine teşekkür ediyor ve bir daha görüşmek dileğiyle kalacağımız otele doğru yola çıkıyoruz.